Abi haklısın. Köpekler tekil olarak insanlara belirli yerlerde zarar veriyor olabilir. Hatta bu yerler konsantre ise oralara özellikle bakmamız lazım. Ama tüm köpekler öldürülecekse, tüm sokak hayvanları öldürülecekse Bence orada tekil ifadelerden daha fazla bir kanıta ihtiyacımız var. Şimdi doğru diyorsun da benim bilmem ne köpekler saldırmış mesela. Bilmem ne köpekler saldırmış. Hiç bunu düşünmüyor musun abi? Hiç bunu düşünmüyor musun? Potansiyel bir sorunla ilgili bütün bir türü katletmek istememi nasıl anlayışla karşılamazsın ya? Videoya başlamadan bazı şeyleri size peşinden söyleyeyim. Eğer bu yorum kısmına gelip abi köpekleri şöyle katletmek lazım derseniz yorumunuz otomatikman engellenecek. Normalde ben kanalımda çok büyük bir ifade özgürlüğü destekçisiyim. Hiçbir şeyi yasaklamıyorum. Hiçbir şeyi engellemiyorum. Bana küfür bile edebiliyorsunuz. Ama konu birilerinin ya da bir şeylerin katledilmesine geldiğinde hop hocam o kadar uzun boylu değil diyorum. İkincisi bakın ben bunu tekrar söylüyorum. Önceki videolarımda da söyledim ama aynı adamlar aynı şeyleri demeye devam ediyor. Bu videonun altına gelip abi benim eniştemin bu kardeşin amcasının oğlunun şusunu bu su köpek tarafından ısırıldı, öldürüldü dersen sizin ağzınıza çakacağım ve yorumunuzu engelleyeceğim. Bunun sebebi de şu. Tekil vakalar olabilir ve tekil vakaların olması kötü tekil vakalar keşke olmasa. Ama sadece bir tekil vakadan milyonlarca canlının öldürülmesine gelmek bakın arada devasa bir fark var. Bu yüzden bizim herhangi bir sorunla ilgilenirken toplumsal olan istatistiklere bakmamız lazım, genele bakmamız lazım, artısına, eksisine, girdisine, çıktısına bakmamız lazım. Bu yüzden lütfen yani iki ihtimal gene yapacaksınız ama yorumlara gelip benim şuyumun busunu şusunu köpek ısırdı bunların hepsini öldürmemiz lazım demeyin. Yoksa ağzınıza çakacağım. Gerizekalı mısınız oğlum? Şimdi bazı şeylerden bahsedelim. İlk olarak kimse ve bundan kastım kimse sokakta köpeklerin olmasını istemiyor. Çünkü sokakta köpek olduğu zaman bu köpekler örneğin erken bir vakitte ölüyorlar, acı çekiyorlar, sakat kalıyorlar ve hiçbir canlının acı çekmesini, sakat kalmasını istemeyiz. Hayvan hakkı savunucuların istediği ise okey şu an hali hazırda hayvanlar var, bu hayvanlar sokakta yaşıyor. Bunları kısırlaştıralım ama öldürmeyelim. Neden? Çünkü birilerini ya da bir şeyi öldürmek kötüdür. Şimdi diyeceksiniz ki abi bunlar acı çekiyor bunlar kötü hissediyor. Bunun doğal sonucu sizce o canlıları öldürmek olabilir mi? Bu dediğiniz biraz şey gibi engelli insanlar var acı çekiyorlar öldürelim. İşsiz insanlar var acı çekiyorlar öldürelim. Yani bu mantık belki Hitler Almanya'sında işe yarayabilirdi ama 1946'dan beri bu pek yaygın bir şekilde desteklenmiyor. Onu söyleyeyim size. İkinci diyeceğim ise Türkiye'de o kadar da başıboş köpek yok. Bunun için istatistiklere bakabiliriz. Örneğin Evrim Ağacının videosuna gidip bakalım ki harika bir video yapmış. Eğer benim biraz daha böyle ahlaki açıdan bakan Bakış açımı beğenmeyip istatistik istiyorsanız gidip ona bakabilirsiniz. Ama evrim ağacına göre Türkiye'deki köpek sayısı böyle ne bileyim Avrupa'da birinci gibi değil. Orta ile ikinci yarı arasında dolaşıyoruz. Ve hani bu işte internette köpekleri Avrupa'da şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar falan filan diyen insanları düşününce aslında o kadar da fazla bir köpek sayısına sahip değiliz. Şaşırtıcı. Vay anasını. Bunu bir propaganda yapmışlar. Ki aşırı sayıda köpek olsaydı bile bunun çözümü onları öldürmek olur muydu? Bu bence oldukça tartışılır. Çünkü düşünelim, oturalım. Bir köpeği öldürme işlemi nasıl yapılıyor? Sokakta geçerken onu tabancayla, tüfekle vurup öldürmüyorsunuz doğal olarak. Olan şey şu; siz o köpeği alıyorsunuz, barınağa götürüyorsunuz ve onu orada öldürüyorsunuz. Peki bir köpeği kısırlaştırdığımızda ne oluyor? o köpeği alıyorsunuz, barınağa getiriyorsunuz ve kısırlaştırıyorsunuz. Şimdi tahmin edeceksiniz büyük ihtimal. Burada ağırlıklı olarak zamanı yiyen şey barınakta yaptığınız etkinlik değil. Çünkü köpeği öldürmek de ya da onu kısırlaştırmak da aslında o kadar fazla bir vakit almıyor. Burada en fazla lojistik sıkıntısı ve zaman sıkıntısı yaratan şey bu köpekleri bulmak. Bu açıdan baktığınızda köpekleri öldürmekle köpekleri öldürmemek arasında pek de anlamlı bir fark yok. Ve zaten hali hazırda bizim kanunumuz örneğin kuduz olan insanlara saldıran köpeklerin öldürülmesini kabul ediyordu. Bu açıdan baktığınızda bu yeni gelen kanun genel olarak köpeklerin öldürülmesi dışında bir şey sağlamıyor ve şunu da göz ardı etmememiz lazım. Şu ana kadar uyulması gereken bazı kurallar vardı. Köpeklerin kısırlaştırılması vardı. Şimdi uzun bir süre boyunca aynı emeği, aynı eforu isteyecek eylemi yapmayan belediyeler, devlet kurumları şimdi konu öldürmek olduğunda mı bunu yapacak? Ve eğer ikisi de aynı sonucu bize getiriyorsa öldürmek daha iyi bir tercih mi? Bakın bütün bu mevzu ne yazık ki baştan sona siyasi bir mesele. Hatırlıyorsunuzdur bu işte köpek mevzusu ilk başta internette böyle çırpılınca insanlar mama lobisi. Sen mama lobisinin adamısın, şu susun, busun gibi saçma laflar etti. Bakın şunu söyleyeyim. Şurada burada bazı dernekler olabilir mi? işte biz şuna mama vereceğiz, biz şuna yuva yapacağız diye para kazanan olabilir. Ben bunu hiçbir şekilde reddetmiyorum. Vardır. Ama bana sorarsanız köpeklerin işte insan insana yakışır yani insanların olduğu bir ortama yakışır bir şekilde yaşamasını isteyen insanların ezici bir çoğunluğu öyle değil. Ben mama lobisi değilim. Mama lobisi diye bir şey zaten yok. Hiçbir yerden para almıyorum. Sadece rastgele bir şekilde sokağımızdaki hayvanların gidip başlarına kürek vurularak falan öldürülmesinin insanlık dışı olduğu kanaatindeyim. Ama öbür tarafa baktığımızda hani bu mama lobisi falan diyenler çok ilginç bir şekilde AKP'nin diliyle konuşuyor ve zaten şu da ortadaki en sonunda AKP bu kararı geçirdi. Şimdi burada neden bahsediyorum? Şimdi köpek karşıtlığı aslında AKP'nin içerisinde olan bir şey. Neden? Çünkü İslam'ın bazı yorumlarında, tüm yorumlarında demiyorum ama genellikle radikal yorumlarında köpek pis bir şeydir. Köpek işte sizi kirleten bir şeydir, abdestinizi yenilemesi, yenilemenizi gerektiren bir şeydir. Ve o yüzden köpeği sevmezler, evcil hayvanları sevmezler. Hatta yani Türkiye'de bir şey var işte seküler insanlar köpek sever, işte İslamcılar kedi sever. Farkındayım pek gerçeklik payı yok ama bir mim günün sonunda. Böyle bir bakış açıları var ve işte biz şeyi de biliyoruz. Boca adında bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köpeği vardı ve bazıları artık kim olduğunu söylemeyeceğim... Bu köpeğe kumpas kurdu. Nasıl kumpas kurdu? Ceplerinde bok taşıyarak. Ve benzeri bir örnek bir cumhurbaşkanı vardı. İsmini hatırlamıyorum şimdi siz daha iyi bilirsiniz. Bir pitbull bir çocuğu öldürdüğü zaman ki bu sahipli bir pitbulldu yani bir sahibi olan bir köpekti. Sokak hayvanı değil de. Beyaz Türkler köpeklerinizi çekin bu sizin batılı kültürünüzün sonuçları dedi. Ve sonra ortaya çıktı ki aslında köpeğin sahibi AKP'li bir adammış. Şimdi bütün bu mevzuya baktığımızda işte siz momolovisiniz, siz şusunuz, siz busunuz diyen insanların çok genel, geniş ve muhafazakar bir tahakkümün altında hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü şu an dedikleri şey zaten iktidar tarafından savunulan bir şey ve bu savunulan şeyde insanlara ya da çevreye ya da Türkiye'ye hiçbir ekstra katkıda bulunmayacak. Çünkü yapılması gereken şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı ama sadece birinde canlıların öldüğünü görüyoruz bu açıdan canice haysiyete yakışmayan bir şeyin savunulduğunu görüyoruz ve bu bence korkunç. Bunu savunan insanların da Allah belasını versin. Bütün bu köpek mevzusunun etrafında çok büyük bir yalan haber şebekesi var. Bakın ben işte Twitter'ımı falan sildim ama hani bir zamanlar kullanıyordum. Geçmişi o kadar da geçmişte bırakamıyoruz ne yazık ki. Ve bana işte arkadaşlarım ya da işte feedime videolar düşüyordu. Ve bu videolarda işte bir çocuk, bir bebek ya da işte bir insan köpek tarafından saldırıya uğruyordu, hayatını kaybediyordu, uzvunu kaybediyordu, bir şey oluyordu. Şimdi sonra aa evet yani bunu gören bir insan ilk başta şey der, aa bu oldukça kötü bir şey. Bu tatsız bir şey, bu olmamalı, bunun için çözüm aramalıyız der değil mi? Ama sonra biraz araştırınca, görünce, bakınca ortaya çıkıyordu ki ...video ne bileyim Iraktandı ...video ne bileyim Suriye, Hindistan, İran... ...bu cins başka ülkelerden de... ...yani bunun etrafında çok büyük bir... ...yalan haber ağı var... ...ve bu yalan haber ağı... ...sizin duygularınıza seslenerek... ...çok büyük zararlara yol açmaya çalışıyor... ...çünkü bakın hepimiz şunda hemfikiriz değil mi... ...bir insan hayatı... ...bir köpeğin hayatından değerlidir... ...okey bence bir insan hayatı... ...on köpeğin hayatından da değerlidir... ...ama şunu demek bence biraz zor... Bir insan hayatı sallıyorum 10 milyon köpeğin hayatından değerli mi? Bilemiyorum. Bence değil dürüst olmak gerekirse. Ve sizin önünüze böyle çok provokatif şeyler getirerek "Aa bakın köpeklerin hepsini öldürmek lazım." diyorlar. Ama burada istatistiğe bakmamız lazım. Şu an Türkiye'de bir köpek krizi yok. Şu an Türkiye'de köpeklerin insanlara geniş bir şekilde saldırması gibi bir sorunumuz yok. Birçok açıdan baktığımızda aslında Avrupa'dan daha iyi bir konumda olduğumuz bile söylenebilir. O zaman niye tüm köpekleri öldürüyoruz? Birileri istedi diye. Burada aslında Türkiye'de muhalif olduğu iddiasıyla dolanan insanların düştüğü boşluğu görüyoruz. Çünkü işte normalde şey derler ben insan haklarını destekliyorum ben demokrasiyi de destekliyorum ben laikliği destekliyorum. Ama AKP onlara bir şekilde kemik attığı zaman gelip aa evet siz teröristsiniz siz PKK'lısınız siz şusunuz siz busunuz diye yağdırmaya başlarlar. Ve bu mevzuda biraz öyle oldu açıkçası bakın. Ben bu kanalda köpeklerin yaşam hakkına dair Birçok video çektim ve açıkçası bu videoda söylediklerimin çoğu da önceki videolarda söylediğim şeyler ama hey Türkiye o kadar bayat bir yer ki aynı konuları tekrar tekrar konuşmak zorunda kalıyorum. Ee, işte bizi şu lobisi bu lobisi diye öncelikle ötekileştirdiler. İşte siz çocukların ölmesini istiyorsunuz, siz şundan para alıyorsunuz, siz bundan para alıyorsunuz diye insanları itham ettiler. Fakat sonrasında ki böyle bir şeyin hiçbir şekilde istatistik kanıtı yoktu kendileri AKP'nin önerdiği çizgiyle aynı noktaya geldiler. Ve bu ve bu kendilerine yöneltildiğinde de bakın AKP de en sonunda mantıklı bir şey yaptı. AKP iyi bir şey yaptı cinsinde savunmalarda bulundular. Ben şunu söyleyeyim AKP'nin iyi bir şey yapması mümkün değildir. İyi bir şey yaptığını düşünüyorsanız bir düşünün iyice. Çünkü büyük ihtimal yanlış düşünüyorsunuzdur. Yani şu an internette çok garip bir anlayış türedi ve bunun gerçek hayatta da karşılığını görüyoruz. Muhalif olduklarını söylüyorlar. Her şeyimizle muhalifiz. AKP'ye karşıyız. Milletimizi seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Suriyeli mültecilere karşıyız. Köpek saldırılarına karşıyız. Ama dönüp dolaşıp gerçek bir çözüm ortaya koymak gerektiğinde birden susuyorlar birden AKP ile aynı çizgiye geliyorlar. Bunu işte ana muhalefette de görüyoruz. Bunu işte biz Suriyeli mültecileri göndereceğiz deyip sonra AKP ile masaya oturanlarda da görüyoruz. Ve mama lobisi mama lobisi diye ağlayıp sonrasında gelip AKP'nin kucağına oturanlarda da görüyoruz. Bakın. Siyasi şeylerde ayrışabiliriz tamam mı? Sen sosyal demokratsındır, birisi liberaldir, birisi komünisttir, birisi başka bir şeydir. Ama bence hepimizin şu iki temeli sağlaması lazım. Bir, AKP kötü. Ben AKP'nin kötü olduğunu kabul etmeyen birisiyle ortaklaşa çalışamam. İkna etmeye çalışabilirim onları ama ortaklaşa çalışamam. İki, can, hayat artık bunu nasıl tanımlamak istiyorsanız bu değerli bir şeydir bu güzel bir şeydir. Yaşatılması, savunulması gereken bir şeydir. Ve siz buna karşı çıkıp ortalıkta doğru düzgün bir veri yokken şunu öldürelim, şunu keselim, şuna pogrom yapalım, şunları katledelim dediğiniz zaman ben sizinle aynı noktada buluşamıyorum. Ve şunu da söyleyeyim ben olması gereken muhalefeti temsil ettiğimi düşünüyorum biraz farkındayım ego. Siz eğer bu başlıklarda bizimle buluşamıyorsanız benim gibi düşünenlerle buluşamıyorsanız siz AKP ile aynı yerde buluşuyorsunuz. Bu da bundan sonra mama lobisi, şu lobisi, bu lobisi demeden önce bir aynaya bakmanıza sebep olsun. Videonun kapanışına doğru giderken şunu dememe izin verin. Bakın ben dağda yaşıyorum. Bunu kahretsin defalarca söyledim ve benim bahçeme domuzlar giriyor. Defalarca girdiler, kazıyorlar, her akşam geliyorlar. Okey ve zararda vermiyorlar. Yaşasınlar. okey barış içinde birbirimize zarar vermiyoruz. Ne ben onlara ne de onlar bana. Ben bunu işte ne bileyim videoları çekip Türkiye'de domuz problemi gibi şeklinde pazarlamıyorum. Ben işte bunu videoya çekip tüm domuzlar öldürülmeli şeklinde pazarlamıyorum. Bu bence tüm şeyler için geçerli olmalı. Eğer siz efendime söyleyeyim bir kamera e, içeriğine bakıp "Aa burada çok köpek varmış. Demek ki bir köpek sorunumuz var. Tüm köpekler öldürülmeli." diyorsanız size kötü bir haberim var. Geri zekalısınız. Beyinsel fonksiyonlarınız çalışmıyor. Beyinsizsiniz. Aptalsınız. dangalaksınız. Eğer siz milyonlarca canlının öldürülmesi gerektiğini öne sürüyorsanız istatistikle geleceksiniz. Hayır. Amcam şu bu köpek tarafından ısırıldı geçerli bir istatistik değil. Hayır, şu videoya bakın. Bu videoda 72 tane köpek var. Demek ki köpek problemimiz var. Demek bazı geri zekalı youtuberların yaptığı gibi geçerli bir sebep, geçerli bir kaynak değil. İstatistiklere bakmamız lazım ve istatistiklere baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'de yaygın bir problem yok. Muhafazakarların kaynaklarına baktığımızda bile Türkiye'de köpek saldırısı vakaları oldukça düşük. Milyonlarca canı almaya yetebilecek seviyede değil ve köpekleri saldırdığı çoğu vaka zaten insanların bir şekilde onları provoke etmesinden geliyor. Onlara tekme atıyorlar, taş atıyorlar, saldırıyorlar, bir şey yapıyorlar ve o noktada da köpek geri gidip onlara saldırıyor. Bakın bu iyi bir şey değil. O insanın saldırmaması lazım da elbet ama sokakta örneğin köpek olması iyi bir şey değil. Çünkü böyle insanlara saldırabiliyorlar ya da kendileri çok kötü bir yaşam yaşıyorlar. Bunu bir şekilde tedavi etmemiz lazım. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Ama çözüm tüm köpekleri öldürmek demek değil. Siz gördüğünüz videolardan provoke oluyorsunuz ve sonrasında AKP'nin savunduğu dili savunuyorsunuz. AKP'nin savunduğu politikaları savunuyorsunuz. Böyle bir şey kabul edilemez. Hiçbir şey yaramıyor. Sadece onların muhafazakar ajendalarını destekliyorsunuz. Ve ben artık bakın önceki videolarımda gelip... ...istatistik, felsefe, bilim, şu, bu falan filan diye yağdırdım. Ama bu sefer gerçekten kızgınım. Çünkü bu insanlar... AKP ile işbirliği yapmalarına rağmen hiçbir şekilde işe yaramayacak şeyler savunmalarına rağmen gelip pişkin pişkin sanki muhalifmiş gibi sanki belirli değerleri varmış gibi konuşmaya devam ediyorlar ve ben bundan tiksiniyorum tiksiniyorum çünkü yeter ya yeter birisi der ki işte e, muhalefet şuna çalışıyor biz Zafer Partisi'ni destekliyoruz sonra gidip efendime söyleyeyim Erdoğan'ı destekliyor adayları Diğeri gidiyor Erdoğan'la masaya oturuyor. Bakanlık alırsak seni destekleriz diyor. Biri herkesi mama lobisi diye yağdırıyor. Sonra gidiyor AKP'nin projesini destekliyor. Ben böyle bir muhaliflik istemiyorum. Çünkü sizin bu tembelliğiniz, sizin bu çocuksuluğunuz, sizin bu geri zekalınız insanların hayatlarına mal oluyor. Ve sadece köpek konusundan da bahsetmiyorum. Madenlerde ölen insanlar, fabrikalarda, sanayilerde ölen çocuklar açlıktan acı çeken insanlar, işinden kovulup intihar eden insanlar. Bu kadar şey varken sizin çocuksu bir şekilde videolara triggerlanmanız snowflake gibi benim gram sikimde değil. Allah da belanızı versin. Oh en sonunda videoyu hallettim. Bunun genel bir problem olduğundan bahsettim. Çözüm yolları, AKP her şeyden bahsettim. Umarım kimse bana gelip amcasının köpek ısırığından bahsetmeyecek. Ya bu itperestler de nerede duygusal var ya. Ya değilsin. Taraflı bir anlatım olmuş. Büyük abilerim anlattı. Bence gerçek. Kardeşim sen insanların öldürülmesini mi savunuyorsun ya? Ama abi bize köpek saldırdı bir kere. Bence yanlış düşün. O zaman al bütün köpekleri beslerinde olur mu? <laughs>